Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda son videoda bir soruda yanlışlık yapmışım. Ondan bahsedeceğim. Ama yanlışlıkla aslında güzel bir soru yazmış oldum orada. Hadi bakalım o soruyu şöyle bir sizinle birlikte inceleyelim. Yorumlara bakarken denk geldim. Yanlış olduğunu fark ettim. Evet bir arkadaşımız haklıydı orada. E oradaki yorumu atan arkadaşlar teşekkür ediyoruz. E buradaki yanlışla nasıl yaptığımı da söyleyeyim size. Şimdi ben böyle bir katlamasını aldıktan sonra A'nın eski konumunu burası kabul etmişim. Buradan da şu uzunluğu bulmamızı istemişim. Soru böyleyken aslında çok güzel. Yani daha da güzel olmuş aslında. Ama soruyu bu şekilde düşündüğümüz zaman soruda A noktasının burası değil de A noktası burası olarak düşündüğümüz zaman bu şekilde katlamada bu halde olur arkadaşlar. Çünkü katlandığı zaman bakın A noktası burada kalacak. Eğer A burası olmuş olsaydı, ee, sonra ne olacak arkadaşlar? Katlanmış da B noktası o buraya gelecek arkadaşlar katlanmış halinde ve şu uzunlukta çözümü de bir önceki videoda zaten biz bunu anlattık. Şimdi ben bunu sileyim, doğru çözümü yapayım isterseniz. A noktası şurası olduğunda arkadaşlar. A noktası burası olduğunda. Ben bunu böyle katladığımda. Hatta katlayalım. Kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altı geldi bu. Ben bunu bu şekilde katlayacağım. Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı. Katladığım zaman hop arka yüzü buraya gelecek. Hadi buna göre simetriğini alalım. Şuna göre simetriğini aldığımız zaman arkadaşlar şekli ne olacak? Yandaki şekildeki gibi gelecek işte. Şu şekilde gelecek karşımıza. Simetriğini aldım. Şu doğruya göre katlamasını alıyoruz arkadaşlar. Şöyle olacak, şöyle olacak ve böyle olacak. Bakın arka yüzü kırmızı. Şu arka yüzü dönüşecek şu mavi kısımda altında kalmış oldu. Ee, A'nın eski konumu ne oldu arkadaşlar? A'nın eski konumu burada. B'nin yeni konumu ne oldu? Hop buraya mı geldi katlanınca? Evet. Ve bizden ne isteniyor arkadaşlar? İşte tam olarak buradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ben şu uzunluğun 2 birim olduğunu, buranın da 2 birim olduğunu biliyorum katlamayı aldığım için. Şurası e, doğrusal olacağını söyleyebiliriz. Şunu şöyle uzattığımız zaman hocam burası 120 derece, burası da 120 derece. O zaman burası da 60, burası da 60 yaptı. Burası da 60 yaptı. Bir eşkenarlık sağlandı burada. E, bunun tamamı 2 birimde. 1 birim 1 bir birim, bir birim burası. E, burası da 1 bir birim oldu. E, burası da 2 birim. Şuradaki açıda 120 derece olacağından Şöyle ki şuradaki üçgenden Şu mavi uzunluğu bulabilirim. Yani nasıl yapacağız? Şuraya çizeyim isterseniz oradaki üçgeni. Şöyle bir şey arkadaşlar. Hop. 120 derece. Burası da 2. Burası da 5 birim. X Kosinüs teoremi diyenlerin saçını başını yolluyoruz tabii ki. Hocam kosinüs teoremi yapanlar yapsın beni ilgilendirmez. Ama ben 120'nin mantığını kullanıyordum. Ne yapıyordum? Ya burada 60'ı kullanacağım ama buradan dik çizersem 5 bölü 2 ile uğraşırım. Sildim bunu. Ya burada 60'ı ya da burada 60'ı kullanacağım. Tabii ki bu 60 daha mantıklı. Çekince buradan bir diki. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. 60'ı karşısı da kök 3 yapar. E buradaki Pisagor bağıntısından dolayı x'in karesi neye eşit olacaktır? Kök 3 ve 6'nın kareleri toplamı. Kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi olacaktır. O da 39 yapar. X de buradan kök 39'a eşit olur arkadaşlar. Evet. Soru böyleyken daha kolay. Gerçekten daha kolay. Ee, diğer haliyle de soru çok güzel. Sanırım önümüzdeki sene bu soruyu kullanacaksam e, A'yı buradaki nokta olarak alıp o şekilde kullanırım arkadaşlar. Ee, i̇yi ki yanlış çözmüşüp Yanlış çözdüğümde de yine bir şeyler de öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Çünkü soru o haliyle de çok güzel bir soru. Evet. Yaptığımız hatadan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen yoğun tempodan dolayı böyle soruları karışık kaçırıyoruz bazen. Arada sırada oluyor. Allah'tan yoruma bakmışız ve görmüşüz. Evet, düzelttik arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.